Emine, sana geçelim. Tabii. Önce sebeplerini kısa alalım. Tabii ardından puanını görelim canım. Tamamdır. Ben zaten bu evde mutfağı, yatak odasını, oturma odanı en çok eleştiren kişi bendim sanırım. Mutfakta dolaplarını beğendiğimi söyledim sadece. Diğer her şeyi eleştirdim. Zaten ahşap sevmediğimi ilk günden beri söylüyorum. Gold kulplara ahşap yakışmamıştı. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Yatak odasında takımların yani hepsinin gold bir... Gold kulplara ahşap yakışmamış derken? Evet. Yani mutfağındaki gold kulplar var ya dolaplarındaki. Hmm. Ona ahşap masa ikisi birlikte olmamış. Yani bence bir ne bütünlüğü diyorsun? Bozmuşsun bence orada. Çok uyumlu bir parça. Sizce? Ben beğendim ama... Ben gold kuluşunu beğenmedim kuplaya. Beğenmedim ben de. Şöyle düşünün, mutfak sizce de ortadan ikiye ayırmıyor mu yani? Evet. Ben o yorumu yapmıştım. Hmm. Hani bir tarafta beyaz ve gold tamam şık duruyor. Gold hani ama mutfakta kullanmayabilirdin. Ya mutfağı biraz böyle salon havasına katıyor hani gold kullandığın ya da diğer zaman. Masasıyla da kombin olabilir. Evet ya da masanın ayaklarını en azından siyah yapmayabilirdin. O mutfakta hiçbir şekilde siyah kullanmamışsın. Gitmişsin hani kahve köşene ahşapla siyah kullanmışsın. Bağımsızlaştırmışsın. Kullanmışsın yani. Derken o parça halindeydi zaten ekstra şey. Ama farklı bir renk seçebilirdin. En azından ayaklarını krem tonlarında ya da beyaz seçebilirdin. Ben evet. Öyle düşünüyorum. Salon hakkında zaten fonların hakkında yorum yaptım. Dedim ki hani biraz daha renkli bir şeyler isterdim. Bunların iki farklı renk olması isterdim. Bu şekilde. Yani başka bir yorumum yok. Ama düğünün olmasını isterdim açıkçası. Yani bence senin için bir eksiklik olmasa da her kızın bence hayali yani Aslı Hanım. Olmalıydı. Aslında düğün gibi bir parti eğlence yapmış. Eğlence evet. Yapmış nikah sonrası. Ya bunlar insanların birazcık evet öyle. Her manada hani hem maddi hem manevi bir takım planı ve programı oluyor. Evet. Yani isterdin sen yani de isterdin ama o istemeyebilir. Evet, biz balayında oradaki eğlenmeyi balayına, tercih ettik. Ve eğlence 50 kişilikti zaten arkadaşlarımız arasında. Yani oynamak, eğlenmek istedik. Evet. Ya ben onun tercihi, düğüne, yoruma açık değil bana ben göre. Ben düğüne önem veriyorum yani. Hani kendi düğünümde de göreceksiniz videolarda falan. Bu şekilde yorumlarım ama diğer sözün dışını falan beğendim. Özen göstermişsin. Emine şuradan bir şey söylemek istiyorum. Hali vakti olan insanlar vardır, düğün yaparlar. Hayali vardır, düğün hayali. Onun için elinden geleni yapar, düğün yaparlar. Kimisi düğün hiç sevmez. Vakti, parası da olsa, hali vakti de iyi olsa düğün istemez, sadece nikah ister. Dedim evet. Ya hani bu puana tabi değil. Yani, yok değil, ben kendi değil, fikrimi değil söylüyorum ha, sadece. Tamam. Yok değil. Bu senin düşüncen çünkü evet. Herkesin tercihidir. Kimisi sever, kimisi sevmez. Hı-hı. Sen evet. Seviyorsun. Ben Yeliz sevmiyorum. Yeliz sevmiyor yani. Yeliz de o hakkını balayından kullanmış. Evet, puanını görebiliriz Emine'ciğim. Benim sana puanım 3. 3 puan. Evet, 4'ü göremedik. Ya ben doğru bulmuyorum kızlar açıkçası yani. En azından yani bir kişi ya da iki kişi 4 verebilirdi yani. İkileri zaten hiç kabul etmiyorum. Ama biliyorsun ben çok fazla eleştiri yaptım. Her şeyi eleştirdim yani. Evet. Evet, ona rağmen kahve sunumunu gerçekten beğendim. Hani biraz daha abartı sevdiğimi söylüyorum ilk günden beri. İçlerinde en çok sunumu beğendiğim senin de aynı şekilde tabak olarak da yemek masası olarak da o yüzden verdim bu puanı. Ayrıca çeyizini de diğer kızlara göre eksik buldum. Yani evet parçalar vardı. Eksik değil az de o zaman. Eksik parçam yok. Şu şekilde, diğerlerine göre diyor zaten. Evet mesela hani çok fazla böyle gözde şeyler yoktu diye düşünüyorum. Rakiplerinde gayet çok fazla beğendim. Şey vardı diyelim. Yani rakiplerin bu hafta inanılmaz çeyizler çıkardı. Evet, benim çok de elbiselerim vardı. Boyamalarım vardı. Yani çok güzel güzeldi. Parçalarım vardı. Evet, onlar emek. Güzeldi ama diğer kızlarda daha fazla parçalar gördüm. En azından benim gözüme daha fazla çarptılar. O şekilde yani çeyiz söyleyeyim. Puana çok aşırı bir dahil olmamalı bence. Yani önemli neden? Olan salon önemli, mutfak önemli, neden yatak odası önemli. Neden olmamalı ama her şeyi değerlendiriyoruz. Çeyizi bakıp hani güzel bulabiliriz, kötü bulabiliriz ama yani onun için puan kırmamalıyız bence çok fazla. Gelin evindeyiz sonuç olarak. Bence çeyiz gayet önemli. Çeyizi de ciddiye almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ama sen çeyiz sevmiyorum demiştin. Yani ben sevmiyorum, kullanmıyorum. Tabii ki annem, kayınvalidem, anneannem hepsi bir şeyler koyuyorlar. Ben sadece diyorum ki hani ben evimde istemiyorum. Nerede isterseniz orada saklayın ama tabii ki benim de gözde parçalarım var. Yok değil. Yani ben de zaten çeyizi kötü bir şey demiyorum. Çeyizi herkes seviyor. Zaten gelenek göreneklerimiz. Ama bunun için yani puan kırılmamalı. Yani çünkü puan kırılacak kadar zayıf bir çeyiz değildi diyor.
Evet, hayır. Burada katılıyorum. Yani evet, çok iddialı çeyizler gördük ama seninki de öyle yabana atılır bir çeyiz değildi. Tabii gerçekten. Ki değildi aslanım ama diğer arkadaşlarıma da haksızlık yapmak istemiyorum. Benim için 3 puandan yüksek bir ev değildi. Çünkü bütün değerlendirdiğim şeyleri söyledim. Duygu'nun da mesela Beyza'nın da evine haksızlık yapmak istemiyorum. Onlarla aynı derecede beğendim diyebilirim. Peki tamam, teşekkür ederim. Yarın senin evinde görüşürüz. Evet, yarın sendeyiz. Evet Aslı Hanım, bendeyiz yarın. Evet, toplamda arkadaşlarından 10 puan aldın Yeliz. Şimdi ben senin için puanımı kullanıyorum. Yeliz gelin çıtı pıtı, narin, evi de kendisi gibi minnacık ama gerçekten böyle keyifli, cici bir ev dizayn etmişler eşiyle birlikte. Ben Yeliz'i ilk defa bugün bu kadar güler yüzlü buldum. Çünkü genelde böyle bir tedirgin, bir heyecanlı, bir böyle bir sert bir tavrı vardı günlerdir açıkçası. Dedim acaba bu Yeliz konuşmayacak mı? Hiç tebessüm etmeyecek mi? Ama kendi evinde bana göre gayet misafirperverdi. Masası oldukça yeterliydi. Fazlasıyla çeşidi vardı. Tıpkı Kübra'nın evinde olduğu gibi. Hemen hemen her şeyin de tadına bakmaya çalıştık. Çok güzeldi. Yardım eden herkesin ellerine kollarına sağlık. Yeliz'cim, ben sana yuvanda mutluluklar diliyorum hayatım. Evet değerli izleyenler, yarın neredeyiz? Bursa Nilüfer'de Emine'nin evinde final gününde olacağız. Lütfen siz de ekranlarınızın başında bu büyük finalde bize çayınızla, kahvenizle eşlik edin. Yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.